Evet hanımlar beyler, herkese yeni bir Conan X ailesi Türkçe rehber içeriğinden Mustice Games ekranından selamlar. Bugünkü rehber içeriğimiz yine işinize yarayacak bir konuyla karşınızdayım arkadaşlar. Oyunda çok fazla işinize yarayacak dediğim gibi bir bench hakkında bilgiler vereceğim size. Öncelikle hemen bench'in ne olduğuna bakalım. Feat kısmına geldiğimizde arama kısmına Dismantle yazdığınızda, dis yazdığınızda da çıkar arkadaşlar. Dismantling Bench, yani tamamen konumuzun içeriği bu arkadaşlar. Level 37'de açılıyor. Ve inanın çok fazla işinize yarayacak bir bench. Tabii ki level 37'ye gelene kadar materyal biriktirdiğinizde bunu kullanabileceksiniz. Bu ne anlama geliyor? Tabii ki hemen bununla ilgili videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar, bench'in oluşturulmuş hali bu. Böyle çok büyük olmayan, hoş bir bench duruyor gördüğünüz gibi. Bilmeyen arkadaşlar için zaten bu içeriği yapıyorum. Peki ne işimize yarayacak? Bunun için biraz uzak bir yere gidip hemen biraz farm yapacağım. Böylelikle ne işe yaradığını da hep birlikte görelim. Hemen yanıma bir savaşçımı alayım. Ve hızlıca biraz tehlikeli bir yere doğru gidelim. Hem konuyla da ilgili size bilgiler vermiş olayım bu süreçte. Şimdi öncelikle bu bench'in amacı şu arkadaşlar. Geri dönüşüm bench'i bu. Yani etrafta gezerken farm yaptığınızda topladığınız bütün materyalleri, buna işte kılıçtır, zırhtır vesaire her şey dahil. Ne oluyor? Aha. Benim köleyle iç içe kaldık. Heh, kurtuldum. Tövbe yarabbim. Evet, hemen şu kısma doğru gideceğim. Burası çok tehlikeli savaşçıların olduğu bir yer arkadaşlar. Buraya biraz dikkat edin. Yani düşük level'larda mutlaka yanınızda bir savaşçı olması gerekiyor. Aksi takdirde buradan canlı çıkmanız çok zor. Çünkü Simeryan ırkı var burada. Berserker'ın yaşadığı yer de burası zaten. Ve çok tehlikeliler, çok güçlüler. Gerek zırhları, gerekse kullandıkları kılıçlar Star Metal kullanıyorlar. Ve bayağı hasar verebiliyorlar size. O yüzden mutlaka yanınızda bir savaşçı alın ya da mümkün olduğu kadar tek fight'lara girin. Gördüğünüz gibi böyle çok güçlüler. Görünüşten anlarsınız zaten. Full zırh giyiyorlar. Çelik. Evet, şimdi öncelikle buradan biraz item toplamamız gerekiyor. Yani bu nedir? Kılıçtır, tolstur, yani kazma, kürek vesaire. Aklınıza ne gelirse hepsini toplamamız gerekiyor. Böylelikle bench'in ne işe yaradığını hep birlikte görmüş olacağız. Evet, ben şimdi alabildiğim kadar üzerime item alacağım. Gördüğünüz gibi bir tane Steel Hatchet vardı. Bunu da alacağız. Şu Kudo Hedi Tropi diye yani bir dekor verdi arkadaşlar. Duvara asabileceğimiz bir geyik kafası. Onu da alacağız. O da işimize yarayacak. Şimdi şuradaki savaşçıları da bir çekelim hemen. Çok fazla burada oyalanmayacağım. Ne materyal verirse onunla yapacağız bir şeyler. Hemen şu gelen savaşçıları da halledelim. Farmlayalım bakalım. Umarım bize güzel bir şeyler verirler. Evet, bir tane etek verdi. Simeryan Furtesset diye bir alt kısımlık verdi ve epik arkadaşlar, gördüğünüz gibi etrafı mor çerçeveyle kaplı. Şöyle göz, pardon. Şunu bir alalım üzerimize. Gördüğünüz gibi çok güzel itemler veriyor bu savaşçılar. Bulundukları yerle alakalı bu aslında. Yani ne kadar riske atarsanız kendinizi o kadar güzel itemler veriyor açıkçası. Şimdi bahsettiğim etek şuydu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu epik bir etek. Yani özel yapılmış bir etek. Etrafı mor bir çerçeveyle kaplı gördüğünüz gibi. Bu gibi itemleri aldığınızda tamamen aslında olayımız da bu. Dismantling Bench'te ne işe yaradığını göreceğiz.
Son olarak hemen şu üst kısımda da birkaç kişi öldürelim. Artık ne verirse. Hemen evimize doğru gidelim. Ve bakalım bencimiz tamamen ne işe yarıyor. Ayrıca buraya gelmişken isimli savaşçılar ve köleler de, çalışan köleler de yakalayabiliyorsunuz. Tabi biraz random, şans işi. Ya gördüğünüz gibi neredeyse kötü item yok. Sürekli steel veriyorlar. Böylelikle steel farmınızı da burada yapmış olabilir, yapmış olursunuz. Chestlerden de gördüğünüz gibi güzel itemler çıkıyor. Son olarak şuradaki savaşçıları da halledip gidelim. Zaten gece oldu. Şu benim savaşçıyı bir salalım üzerlerine. Dayı sen nereden geldin? Bu da steel verdi. Neredeyse bütün savaşçılar steel veriyor gördüğünüz gibi öldürdüğünüz. Duyan geliyor valla. Evet, biraz ağırlık oluştu üzerimde. Şimdi benim savaşçıya bir kısmını vereceğim. Taşısın. Birkaç parça şey aldık aslında. Bunlar işimizi görecek Dismounting Bench için. Ben yine de farkı ne verebilir ona bakıyorum. Tamam, gidebiliriz bence. Hemen şu ağırlıkları savaşçımıza yükleyelim. Canımızı da basalım ve çıkalım buradan. Evet, şimdi hızlıca eve doğru gideceğim. Yine bunun için harita odasını kullanacağım. Buranın karanlığı ekstra karanlık arkadaşlar. Çok fazla karanlık var burada. Bulunduğu yerle alakalı, atmosferiyle ilgili. Ve genelde burası hep yağışlı zaten. Puslu bir havası var. Ama tabii oyuncular burayı da tercih edebiliyor base için. Çünkü burada perk zamanında çok iyi savaşçılar gelebiliyor. O yüzden burası tercih ediliyor. Ama bir o kadar da tehlikeli. Yani düşük level'larda buraya çok dikkat etmeniz gerekiyor. Buradaki savaşçılarla asla fight'e giremiyorsunuz düşük level'da. Çünkü çok hızlı şekilde öldürüyorlar sizi. Dediğim gibi kullandıkları zırh ve silahlar çok güçlü. Evet, hemen base'imize doğru geçelim. Şimdi savaşçının üzerindeki itemları alıp hemen Dismounting Bench'e doğru bir geçelim. Bakalım bench'imiz ne işe yarıyor. Bu bench'i kesinlikle kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü ne kadar birikim yaparsanız materyal konusunda, aklınıza ne gelirse arkadaşlar, %90 neredeyse her şeyi geri dönüşümlü kullandırabiliyor size. Yani geri dönüşüme verebiliyor. Şöyle bir olay var. Örnek vereyim. Herhangi attığınız bir şeyin üçte bir parçasını size geri dönüşüm olarak veriyor. Birebir vermiyor. Fakat bu da şöyle bir, hani atasözüyle yola çıkarsak, damlaya damlaya göl olur. Buraya ne kadar çok item atarsanız biriktirdiğinizde, bir bakmışsınız baya bir iron'ınız, işte hard'ınız, steel bar'ınız veya ona eşdeğerde bir sürü kaliteli item veriyor. Gördüğünüz gibi layered fur bile verebiliyor. Hardened leather veriyor ki bunlar hani yapılması çok zor itemlar. Özel epic armorlar için yapılıyor bunlar, biliyorsunuz. Bilmeyen arkadaşlar için de
belli bir level'a geldikten sonra, daha doğrusu 60 level'a geldikten sonra bu item'ları kullanabiliyorsunuz. Şimdi hemen şu geyik kafalarını atalım. Gördüğünüz gibi bunları bile öğütüyor. Bakalım materyal olarak ne verecek bize? Bu bench'te köle kullanamıyorsunuz. Kendi bir hızı var. Onunla birlikte çalışıyor. Ne verdiğini göremedim. Bir daha kontrol edelim. Evet, Shaped Wood verdi arkadaşlar. Yani bu kafalar attığımızda dekor kafalarını kullanım olarak Shaped Wood olarak geri veriyor. Eteğe atalım bakalım etek ne verecek bize. Muhtemelen Hardened Leather veya Hardened Layered Fur verecek bize. Çünkü kaliteli bir etek. Evet, ikisinden de verdi gördüğünüz gibi ikişer tane. Bu bence gayet başarılı. Bu gibi itemler attığınızda görüyorsunuz sürekli geri dönüşüm şeklinde materyalleri geri veriyor bize arkadaşlar. O yüzden kesinlikle tavsiye ediyorum Dismantling bence kullanın. Hemen yapımı ile ilgili de bilgi vereyim size. Ne materyal istiyor yapma ile ilgili. Gördüğünüz gibi her şeyi çeviriyor arkadaşlar. Size yapım malzemesi olarak her şeyi geri veriyor. Yani üretim malzemesinin size bir kısmını geri veriyor. Böylelikle de birikim yapabiliyorsunuz dediğim gibi. Hemen baktığımızda bakalım ne kullanıyormuş. 100 tane birik, yani 100 tane kiremit istiyor arkadaşlar. 50 tane de insulut vat, yani işlenmiş kaliteli odun istiyor sizden. Bunları zaten Carpenter'da yapabiliyorsunuz. Kiremitleri de bu fırında yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi Forge'de birik olarak yapıyorsunuz. Bunun içine taş attığınızda, yani play tuşuna bastığınızda size kiremit olarak çeviriyor onları. Insulut Wood'u da buradan temin edebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Bunun içinde sarı dry wood kuru tahta atıyorsunuz. Ve resin atıyorsunuz arkadaşlar. Çam ağaçlarının sıvısı olur bilirsiniz. Reçine gibi. Şunlardan atıyorsunuz. Ve Insulut Wood olarak size geri veriyor. Böylelikle dismantlı bence mutlaka kullanın. Çok fazla işinize yarayacak. Ayrıca legendary silahlar kullandığınızda kırıldığında atmayın. Onu da içine attığınızda star metal bar olarak onu da size geri veriyor. Yani şu şekilde bar olarak veriyor size. Peki bu kılıçlar neler? Hemen şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi bunların çoğu pardon, çok affedersiniz. Bunların çoğu legendary weapon arkadaşlar, silahlar gördüğünüz gibi. Bunlar kırıldığında da kırılmadan bu şekilde bile atsanız kullanmadığınız silahları size star metal bar olarak geri veriyor. Böylelikle hiçbir şeyi de çarçur etmemiş oluyorsunuz. Her şeyi geri dönüşüme kazandırabiliyorsunuz. Oyunda bence işinize yarıyor. Bu bence mutlaka kullanın. Evet, bu rehber içeriğinde sonuna gelelim arkadaşlar. Bu bağlamda sizin aslında yorum kısmına yazdığınız düşünceleriniz doğrultusunda da içerikler üretebiliyorum arkadaşlar. Bu yüzden yorum kısmına istediğiniz, bilmek istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz ya da yapmamı istediğiniz bir şeyler varsa yazın. Mutlaka bunları değerlendirmeye alıyorum. Sizler için de videolarım oldu biliyorsunuz geçmiş zamanda. Hala da bunu yapmaya devam edeceğim. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna, hala kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Ücretsiz olarak desteklemiş olursunuz beni. Bir sonraki Türkçe rehber içeriğinde karşınızda olurum inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik bu kadar. Allah'a emanet. Hoşça kalın.